Ve hakikaten de hep öyle çıktı. Teşekkür ederim. Bir maç soruyorlar sana. Bu arada Novren'in golleri de bir yandan da bizim arkamızda ekrana geliyordu. Denizli spor maçını soruyorlar Mert Nobre'ye. O biraz mutsuz eden bir maç ama soruyorlar o maçı hatırlıyor mu diye. Şampiyonluk gitmişti değil mi? O maçın inanılmaz zor maçı. Bu maçta sonra her şey değişti. Tabii ki biz maçta önce biliyor herkes tabii ki çok zor maçta. Kolay maçı değil Denizli zaman belki potansiyel düşü bilmiyor falan ama zor maç. Ve maç daha önce de tüm haftada bir antrenman daha önce antrenman sonra bak ciddi de bu kolay maçı değil de biz bir hedef var. İşte bu hayatı her şey iyi değil normal de var bu futbol ama bu maç ekstra da bu maç inanılmaz. Bir maç golü atarsın şampiyonluk gelir bir maçta da böyle şanssızlık olur şampiyonluk gider. Bak benim unutamadığım maç hangisi biliyor musun Nobre'nin oynadığı? İlk maç. Ankara'da. Aa. O stat vardı ya Ankara Spor o zaman adı. Bizim de uçağımız erken. Maç bitmeden çıkmamız lazım. Biz işte yazıları bitirdik Melike. Çıkıyoruz çantalarımızı hazırladık. Bindik arabaya havalimanına doğru gidiyoruz. Dedim ki şu radyoyu bir açın da dedim hani bu saatten sonra bir şey olmaz. Arkadaş ortalık karışmış. Ben radyoyu bir açtım. Şimdi yayıncı kuruluşun yayını radyoda. Nobre'yi duyuyorum bir tek. Nasıl bağırıyor, çağırıyor? Hatırlıyor musun? Röportaj vermişti. Bir golüm mü sayılmadı, bir şey olmuştu. Türkçe. Yani o böyle Türkçesini orada gördüm ben. Bir pozisyonla inanılmaz. Atakan Kurt röportaj yapıyordu seninle. O maçı unutamam. Bir orta geldiğine. Evet. Hakan Harikan bu kaleciden. Ankara Spor'da. Doğru, Hakan Harikan. Şimdi bir o Denizli Spor maçı sonrasında Denizli Spor'un uzun bir süre Süper Lig'den uzak kaldığı bir dönem vardı. Şimdi yine Süper Lig'de iki sezondur. Nasıl buluyorsun Denizli Spor'u? O ceza da çok uzun kaldı. Ya orada Denizli çok iyi bir kadrosu vardı çünkü Denizli'nin. Birçok büyük takımın korkulu rüyasıydı o dönem. Ben de hatırlıyorum. Denizli maçları zor olurdu o takımlar için. Ama Denizli sen bile benim kariyerimde Denizli çok şey o şehirde bir şey vardı. Beni ilk senede Fener şampiyon orada. Benim maçta. Evet. Son sene Fener'de orada kaybetti. Evet. Beşiktaş'ta 2008-2009 nerede evet, şampiyon? Evet, Denizli. Orada. Mustafa evet. Denizli de vardı. Orada. Senin için özel bir şeyi. Tabii. Ve özel bir kutuda tamam ama şimdi 3-1'den. Ben de kazandım 3-1'den. Evet, iyi sayabilirsin. İyi sayabilirsin o yüzden. Güzel. Senin gol sevincin var. Bir tane dövmeni gösteriyorsun. O dövmeyi soruyorlar. Neydi diye. Beni oğlunla hadi. Oğlunla da. Oğlunla hadi. Oğluyla ilgili. Oğlan büyüdü 18'e geldi değil mi? 18 oldu. Maşallah. Vallahi. Zaman çok çabuk. 18. Acaba Mert Nobre Galatasaray maçlarına ayrı bir motivasyonla mı hazırlanıyordu diye sormuş Murat Bey. Galatasaray maçlarındaki performansını çok beğeniyorlar. Herkes çok söyledi. Sen ekstra motivasyon falan şu bu. Yok o maçta çok rahatı da maçta önceden. Herkes biraz stres gibiydi falan. Derbi de. Derbi havası. Ben çok rahatım. Rahattın değil mi? Çok rahat inanılmaz. Ve tam Fener ve Galatasaray sonra Beşiktaş Galatasaray. Hiç sordu mu kendi kendine niye acaba bunlar bu kadar geriliyorlar, niye böyle strese giriliyorlar diye. Enteresan. Bazen oyuncu basın da, sokuyordu biraz havaya sanki. Bazen oyuncu da maçta önce de akşamda uyamadı, şu bu kaldı, şu bu. Ben çok rahatım da bilmiyorum. Ha, tamam hadi yarın maçı var ya tamam. Çıkar golü atarım kardeşim. İşin ne gol atmak. Ama Galatasaray'da bir maç o maç inanılmaz. Komik değil ama çok ekstradan. Beşiktaş veya Galatasaray bir hazırlık maçı da Antalya'da kamp. Biz Antalya bir kupa var. Kupa. Efes mi bilmiyorum hangi. Ha, doğru. Bir kupa ve Tigana zamanında. Hatırlıyorum. O maç Tigana'daki bak bugün bu maçı da çok önemli değil. Tam 2-11 değil. Biraz karışık bu takımda. Tamam oğlum. Ödeki Nobre sen yedek kaldı. Tamam hocam. Bilmiyorum kim oynadı. Galatasaray 1-0. 1-0. Haydi. Dakika 75'te Tigana. İtti orada Nobre İsmail. Tamam gitti orada. Ve arkada bir tarafta var Galatasaray tarafı. Tam
tam tarafta. Ben nasıl bir küfür yedi. Hadi yap şimdi de şu bu falan da. Ben hiç cevap yok. Tamam orada dakika 80-83 böyle. Tigana gel lan. Ya 1-0'da Galatasaray. 85'de 87'de bir orta geldi. Bir fauda geldi. Bir orta ben tak. Kafa. 1-1. Bak. Bu maçta. Ben hiçbir ses yok bakın bu tarafta adamım. Ses yok. Ses yok. Var ama kötü sesle. Aa, bu maçta çok komik valla güzel maç. Tigana çok farklı hocaydı değil mi? Çok. Çok. Yani çok iyi valla. Teknik direktör olarak hedeflerini soruyorlar. Bu artık Gençler Birliği sonrasında Türkiye'de takım çalıştırmayı düşünüyor mu? Erzurumspor'la ilgili de çok soru geliyor. Erzurumspor çalıştırmak ister mi diye. Neler söyleyeceksin? Hedefin ne bundan sonrası için? Hedefim devam Süper Lig'de hocam. Sonra inşallah kısa zaman büyük takımla. Ve tabii ki Erzurum ben düşünüyorum. Erzurum benim kariyerim bambaşka kulübüne. Ben İsviçre zaman normal ben 2 senemi zaten. 1 sene geçtim. Sonra ben orada çok mutlu değildim. Tamam hayatı güzel, ülke çok güzel, şu bu falan da ben dedim Allah. Burada çok rahat değildim. Ve çok teklif geldi Türkiye'den, Göztepe, Adana o zaman Süper Lig'de. Sonra Erzurum'u yani. Bu başkanını aradı. Dedik bak bir proje var. Şimdi biz 3. lig. Bu sene şampiyon sonra PTT Süper Lig'de devamlı. Bir projede gösterdi. Ara şu bu. Dedik bak bu proje güzel ama nerede bu şehir ben Erzurum bilmiyorum. Açık söyleyeyim. Ha, Egemen orada. Dedik Egemen. Nerede bu şehir Erzurum'da? Egemen dedi, ne oldu? Çok soğuk. Çok o soğuk. Kadar. Sesi o kadar. Çok soğuk. Dondurma gibi. Evet, dondurma gibi. Tamam. İşte geçti. Bir gün, iki gün, bir hafta, ikinci hafta. Ben ve başkanım bazen telefon şu bunun. Ama proje güzel. Dedik tamam olsun. Şehir soğuk şu bu ama bu proje çok güzel. Ve 2 senede bayağı zor. İlk sene biz playoff'da çıkıyoruz. Finalda Gümüşhane. Çok zor maçta. Ama nasıl bu tarafta? Biz final İnönü'nün stad. Evet. Bizim tarafta 18 bin kişi var. 18-20 bin. Evet Erzurum. Sadece bizim İstanbul'da tarafta. Çok var çünkü. İstanbul falan. İnanılmaz. Şaşırdın mı? Erzurum her yer bu tarafta var. İnanılmaz. Her Sivas yerde. Gibi. Aynı, evet. Aşağı aynı. Ve sonra tamam biz şampiyon olduk. Sonra bu PTT aynı bu maç Gazişehir'de, Bursa'da. İnanılmaz taraftardı. Var. Ve orada her maç orada Erzurum maçta en az 10 bin kişi de. Ve bizim de 10 bin kişi bu Türkiye'de kim var da? Zor da. Ve büyük takım da, küçük takım. Erzurum'un başına geçersen saha ve hava avantajın da var. Tabii. Evet, evet. Tabii orada. Kesinlikle. O kesin. Peki hiç şu hikayeyi söylediler mi sana Erzurum'da? Çünkü hep anlatırlar ya bir çatıdan bir çatıya atlarken kedinin donduğunu söylediler mi? Öyle bir efsane var. Tabii. O kadar soğuk gidiyorlar. Kışın kedi çok soğuktur ya. Evet, evet. Bir çatıdan bir çatıya atlarken kedi havada donar, baharda yoluna devam eder. Buzlar çözülünce... Soğuk bu şekilde anladım. Bunu Allah sanardı kesin gitmezdi. Evet ben kimim iki yapıyoruz şimdi. Yapalım bakalım. 1-0 Mert Nobre önde Serdar Sarıdağ karşısında. Aurelio'yu sormuştuk ilk olarak. Şimdi ben kimim de bakalım eşitliği yakalayacak mı Serdar Sarıdağ ya da Mert Nobre bu ismi hatırlayacak mı? İşte geldi. Tuncay Şanlı'nın enerjisi tükenmezdi. Kleberson muazzam bir insan. Mert Nobre'nin akıl dolu gollerine hayranım. Adana Spor günlerimi unutamıyorum. Ali Tandoğan hem takım arkadaşım hem de hocam. Zor bir soru bu arada. Bilinen bir isim mi? Biliyorsunuz, evet. Hmm.
Nobre'nin özellikle çok iyi bildiği bir isim. Sen de biliyorsun.